ferdi olarak kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Ben bir cumhuriyet genciyim, sizler gibi. Cumhuriyetle kazanmışım hürriyetimi, cumhuriyetle şekillenmiş düşüncelerim, coşkulu bayramlarla, okunan marşlarla gururlanmış yüreğim. Şimdi evlerimizde birbirimizden uzak olsak da, aynı gururla, şanla, şerefle kutluyoruz 97. yılı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet ve Atatürk konulu konuşmayı dinliyoruz. Türk halkının 1. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının ardından işgale uğrayan halkın düşmanlara karşı Mustafa Kemal liderliğinde verdiği milli mücadele 1923 yılında zaferiyle sonuçlandı. Bu süreçte 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan Büyük Millet Meclisi savaştan sonra yeni bir yönetim biçiminin benimsenmesi gerektiğini biliyordu. Ülke artık meclis tarafından yönetilmekteydi ve değişim kaçınılmazdı. Mustafa Kemal, yönetim biçiminin cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile bir kanun önerisi hazırlayarak 29 Ekim 1923'te meclise bu önergeyi verdi. Meclisin bu önergeyi hemen o gün kabul etmesiyle birlikte cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi ve aynı gün Mustafa Kemal Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk demiştir ki, "Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare cumhuriyet idaresidir." Atatürk'e göre cumhuriyet, ulusal egemenlik idealini, ulusun idare ve vazifelerini en iyi olarak düzenleyen yönetim biçimidir. Ülkenin cumhuriyet ile yönetilmeye başlanmasından sonra 26 Ekim 1924'te Ankara'da 29 Ekim amacıyla 101 pare top atılması ve özel bir program yapılmasına karar verildi. Ardından 1924'te yapılan bu kutlama ilk Cumhuriyet Bayramı kutlaması olmasıyla beraber diğer kutlamalara ön ayak oldu. 2 Şubat 1925'te düzenlenen kanun ve sonrasında 19 Nisan'da bu kanunun kabulü ile birlikte her yıl 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı'nın milli bir bayram olarak kutlanması resmileşti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. yıl nutkunda bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. Cumhuriyetin ulusumuz için önemi kelimelerle açıklanamaz bile. Çünkü milli mücadelenin asıl amacı bağımsızlığımızı kazanmak ve hür olmaktı. Savaşan her adam ve kadının amacı buydu. Hür olup gelecekte çocuklarını rahat bir gelecek bırakmak, köle olmamak. Bu durum beni her zaman içten etkilemiştir. Binlerce insanın tek bir amaç için her şeyi göze alıp özgürlüğü için savaşması. Şu an yaşadığımız hayatı, aldığımız nefesi, ülkemizi ve ülkemizin hürlüğünü, onların attıkları her kurşuna ve her adıma borçluyuz. Bugün ülkemizin her köşesinde Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü millet olarak coşkuyla kutlamanın gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bu bayram şüphesiz Türk milleti için en özel ve en değerli bayramdır. Bir Türk genci olarak Cumhuriyet'in bana kattıkları için minnettarım. Eğer şu an dışarı çıkabiliyorsam, hür bir şekilde sokaklarda başım dik yürüyebiliyorsam, bunu milli mücadelede halkımızın Cumhuriyeti için savaşan insanlara borçluyum. O insanların bize bıraktığı bu miras, Türk halkı için en değerli husustur. Mustafa Kemal'in Türk gençlerine hitap eden en ünlü ve en anlamlı sözlerinden biriyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Ey yükselen yeni nesil!
İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Kan ve demir, karanlık ve gerçek. Anadolu'da açan milyonlarca al çiçek, milyonlarca can oldu kurtuluşun diyeti. Hürriyeti, istiklal ve cumhuriyeti Atatürk'ten başkası yaratamazdı. Yıl 29 Ekim 1923. Saat 18.45. Millet Meclisi oturumu açıldı. Bu sessizlik içinde İsmet İnönü, Anayasanın birinci maddesinin egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir biçiminde değiştirilmesi için görüşme açılsın dedi. Saat 19.00. Heyecanlı konuşmalar yapıldı. Bu sırada milli şair Mehmet Emin Yurdakul söz olarak orada bulunanlara yaşasın cumhuriyet diye bağırmayı davet etti. Saat 20.00. Oylamaya geçildi. Saat 20.30. Türkiye Devleti'nin cumhuriyet olduğunu belirleyen değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. Bu dakikadan itibaren Türkiye Devleti'nin adı Cumhuriyet olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı da Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal oldu. Zülfü Livaneli bestesi olan Ey Özgürlük adlı parçayı dinliyoruz. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 97 yıl önce diktiği bir fidan olan Türkiye Cumhuriyeti, bugün gölgesinde serinlediğimiz ulu bir çınardır. Bizler her yaştan milyonlarca genç bu ulu çınarı Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatacağız. Şimdi arkadaşlarımızın hazırladığı Cumhuriyet Ağacı adlı çalışmayı dinliyoruz. Her bir çiçeğin, her bir ağacın soyu, sopu var. Alıç ağacın anası gül dalıymış. Alıç, gülgillerden gelir derler. Gül, soylu bir çiçek, güzel bir çiçektir. Bitkilerin, çiçeklerin, ağaçların nasıl bir soyu, bir gelişi, geçmişi varsa, bu cumhuriyetin de bir gelişi, bir geçmişi vardır.
Cumhuriyet ağacının kökleri bir eski soylu aileye dayanır ki bu aileye dünya ve insanlık tarihinde halkgiller derler. Cumhuriyet halkgillerden gelme bir ağaçtır. Kökü halktadır, gölgesi halktadır. Çiçekleri halka dönük, yemişli dalları halka eğiktir. Cumhuriyet Arapça bir sözcükten gelir. Cumhurdan türer. Cumhur, halk, halk topluluğu demektir. Cumhuriyet, halkın, halk topluluğunun egemen olduğu yönetim demektir. Halkın gözünden inen pınar, halkın sözüne dolar, oradan yurdun her bir yanına akar ki söz halkta, göz halktadır. Halk kendi bağrından, karnından sözcüler, kendi göz pınarlarından gözcüler seçer. Devletin, yurdun yönetimini kendi sözleri, kendi gözlerine onlara verir. Verir ya, işin başı, temelin taşı, halkın seçimi olduğundan, halkın sözü, halkın gözü yönetimin üzerinde olur. Yurda halkın gözlerinden bakacaksın. Yurt işleri için halkın sözlerinden ders kapacaksın. Halkgillerden, Cumhuriyet ağacının kökü halkta, dalları halkın sözlerinde, çiçekleri halkın gözlerindedir. Gençliği yetiştiriniz. Onları ilmi ve irfanı, müsvet fikirleri veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız diyen Atatürk, biz gençlere olan güvenini her daim yenilemiştir. Davet şiiriyle size sesleniyoruz. Davet. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak. Ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Cumhuriyet içimdeki aydınlık, cumhuriyet yaşama sevincim benim. Cumhuriyet içimdeki şarkı. İzmir Marşı ile sizlere veda ederken bir kez daha bayramımızı kutluyor. Mustafa Kemal'in biz dediği kalıcı Mustafa Kemaller olarak izinden ayrılmayacağımıza söz veriyoruz. Cumhuriyet ışığını geçmişten, gücünü gelecekten alır. Yaşasın Cumhuriyet! Milli mücadeleye destek olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yenibahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mimmim grubundan Topkapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun. İmalat-ı Harbiye'den Eyüp Bey'e, Berzenci grubundan Ahmet Berzenci'ye, Ferhat grubundan Mustafa İzzet'e selam olsun. Kuvacı kahramanlar Yahya Kaptan'a, Ali Çetinkaya'ya, Şahin Bey'e, Sütçü İmam'a ve Ahmet Hulusi Efendi'ye selam olsun. Kadınlarımız Ayşe Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Sahime'ye, Melek Hanım'a, Tayyar Rahime'ye, Kara Fatma'ya ve Gördesli Makbule'ye 1000 selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemallere selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.